Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 15 Şubat Salı Kocaeli programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, Kocaeli'de 8 koşu bir program bizleri bekliyor. Altılı gayamız 3. koşuda itibaren start alacak. Ben 1. 4'lü gayan 7 vs 1. 3'lü gayan oynayacak arkadaşlar için tabii kendim de deniyorum. Bir şeyler aktarmaya çalışacağız. İnşallah faydalı bir program geçiririz sevgili dostlar. Evet, Bursa programımız vardı biliyorsunuz. Bankolarımız çoktu. Birinci altılı gayanımız da 5'te kaldı. İkinci altılı gayanımız da aynı şekilde 5'te kaldı. 12 bin lira verdi. Onu kaçırdık. Ya şu siyah gül, yani bu kadar ne bileyim, bilmiyorum arkadaşlar artık, yani tek başına bırakacağımı da artık düşünmüyorum. Bıraktım kuponumuza, tek başına bıraktık. Maalesef yine bizi yanılttı. Yansımaya gelince sevgili dostlar, yansıma kazandı Nevzat Avcı'yla. Zaten baktım da yani Bursa'da hem hazırlıklarına devam ediyor. 227 günlük bir arası da vardı. İlk defa kuma çıkacaktı. Yani Arap safkanların pek ara iyi geleceğini düşünmüyordum. Yani olmadı sevgili dostlar. İyi bir koşu çıkarttı Nevzat'la. Tebrik edelim. 12.188 lira verdi. İnşallah yazıp da bulan arkadaşlarımız vardır. Şimdiden herkese tebrik edelim sevgili dostlar. Evet, Kocaeli programımıza geçelim. Kocaeli'de evet, birinci koşumuz 17.45'te şartlı 4-1 koşu yamak 1. 4 rekor Arapların 1800 metre kumda mücadele verecek 8 sapkanımız yer alıyor. Evet, dedim ki ilk yani altının içine koymamışlar yani bu koşuyu. Çünkü gerçekten zor bir koşu sevgili dostlar. Özakan, Turanlı, Bölük Bey, Baba Arif, Erdoğdu, Cihat'a, yani birbirlerinden formda sapkanların hepsinin bir arada olduğu bir koşu. Ben burada Baba Arif'ten yana ilk tercihimi kullanacağım. Yani iki sapkan yeterli gördüm ben burada. Mürsel Kayış'ta çıkıp liderliği de isteyebilir abiler. Ben çok etkili bir koşu gelecektir. Üçlü olup Baba Arif benim bir iki adım önde tutuyorum. Buna da İzmir'de çok formda gelen Kürşat Yılmaz'la İzmir pistini kazanarak Kocaeli'ye gelen Altınoğlu Özekan diyeceğim ben. Yani bu iki safkanı birbirinden ayırmayıp birinci dörtlü dayana yer verebiliriz sevgili dostlar. Erdoğdu Bursa'da harika işlere sahip Eren Kadirler'le yaptığı son koşusunu, ondan önce koşuları, yani 1800 bu mesela Cahit Ağa, ona keza Kocaeli pistini çok çok iyi tanıyan bir safkan. Uzun da iyi koşar. Bölük Bey'i ters bir yarış yapabilir. Yani zor bir koşu ama ben indirdiğim zaman yani 3 ile 6 yeterli gibi gördüm sevgili dostlar. Tabii ki sizin de tutturu safkanları varsa 1. 4. gayen oynayacak arkadaşlar için benim önereceğim 3 ile 6 numaralı safkanlar olacak. Evet, ikinci koşumuza geçtiğimiz zaman bir mailin koşu bizleri bekliyor. 7 plasa ve 1. 3. gayenimizin de başlangıç aya 4 yaşlı Arapların 1900 metre kumda mücadele verecek 10 safkanımız yer alıyor. Evet, benim burada ilk tercihim sevgili dostlar 5 no Uçan Berk diyeceğim ben. Görkem Özçelik'te ilk defa buluştu. Yaptığı son koşusunu 1600'e iyi bir koşu çıkartmıştı. Ben Kocaeli'ye şimdi geliyor. Ben etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. 5 no'lu Uçan Berk benim ilk tercihim. Buna tabii ki ciddi rakipleri var mı? Var. Onlar kim? Dildarin olacak. Mertcan Çelik de. O da Kocaeli pistinde hem 1400'de hem 1500'de güzel ikincilik ve üçüncülüklere sığdırdı. Şimdi uzayan mesafe ona yarayacaktır. 6'yı da sevgili dostlar, ben rakip hanesinde önereceğim safkanlardan biri. Yani 5 ve 6 bende 1-2 adım önde çıkıyor. 7 plase ve 1. üçlü gayrımızında başlangıç ayında önereceğim bu iki safkan. Verdim bu iki safkanı da ikili de deneyebilirsiniz sevgili dostlar. Ben deneyeceğim. Kafada da verdiğim 3-6 ikili de deneyebiliriz. Deneyeceğim sevgili dostlar. Çifteye gelince 3-6, 6-5'te çifte de bırakarak deneyebiliriz. Evet, 3. koşumuz handikap 17. Altılı gayanımızın da başlangıç ayı 4 ve Koyu İngilizlerin 2000 metre kumda mücadele verecekler.
11 safkanımız yer alıyor. Evet, gruba şöyle baktığımızda sevgili dostlar, gerçekten burası da birazcık kalabalık tutacağımız bir koşu olduğunu düşünüyorum. Zaten günün kalesi var zaten burada Kocaeli'de, onu banka değerlendireceğiz sevgili dostlar. Evet, bir nolu aşan baba diyeceğim ben. Erkan Akdula, Erhan Akdula start alacak olan Apprant arkadaşımız da, ben Aşan Baba'dan grup bence ona müsait olduğunu düşünüyorum. Bir nolu safkanımız benim ilk tercihim. İkinci atım 3 nolu safkanımız Mertcan Çelik'le iyi bir koşu yine gelecektir. Yaptığı son iki koşu da gerçekten göz ardı edilmeyecek kadar güzeldi sevgili dostlar. Hem 1900'ü Antalya'da hem 2200'ü güzel bir ikincilikle süslendirerek Kocaeli pistine geliyor. Bu pistte handikap 16. Bu mesafede kazanan bir safkanımız Mertcan'la ben yine etkili bir koşu gelecektir. Sonradan 4 nolu King is back diyeceğiz Furkan Yüksel'le. 2 nolu safkanımız Babaroz. 6 nolu safkanımız İlker Soyat'la mutlaka değerlendireceğiz sevgili dostlar. Çünkü yaptığı Kocaeli pistinde 1800'ü iyi bir koşu çıkartıp kazandı. İlker'le de iyi bir formdalar. Dikkat. Sonradan 7 nolu Toriçem ve 8 nolu Zirkon'a da çok çok dikkat diyeceğim ben. Sürpriz şansına sahip bir saflarımız sevgili dostlar. Sıralamam 1, 3, 4, 2, 6, 7 ve 8 nolu safkanlar olacak. Evet, 4. koşumuza geçtiğimiz zaman 5'lik ayağımızın da başlangıç ayağı 12 safkanımız yer alacak. Şartlı 4-1 mücadele, 4 rekor İngilizlerin 1200 metrede mücadelesini izleyeceğiz. Evet, avukat bilinen stiliyle büyük ihtimalle liderlik isteyecektir sevgili dostlar. Tabii ki liderlik isteyecek. Burada da başka safkanlarımız da var da ben avukatı 1-2 adım önde tutuyorum. İlk tercihim 1 nolu avukat olacak İlker Soyat'la. Grubun uygunluğuna önceliğimdir. İkinci atım 6 nolu safkanımız Görkem Özçelik ilk defa buluştu. Onun da yaklaşık bir seneden fazla bir arası var. Baktım arayı da iyi değerlendirmiş, iyi hazırlıklarla bu koşuya hazırlanan 6'yı da göz ardı etmeyeceğim. Bunun da ikinci şans safkanım ve de son olarak da 3 nolu safkanımız Halil Kaplan'la start alacak. Yaptı iki koşusu da Kocaeli'de 1200'ü bu mesafede, sonra şartlı 3'te 1500'e bir mücadelesi var. Pistten bir ikincilik çıkarttı. Onun da 35 günlük bir arası var. Bir ayla geçkin bir arayla dinçlik yarışı yapacağını düşünüyorum. Üçü de göz ardı etmeyip kuponum da 3. ve son şanslı safkanım olacak. Sıralamam 1, 6 ve 3 nolu safkanlar önceliğimdir bu koşuda. Evet, 5. koşumuza geçtiğimiz zaman handikap 14 bir mücadele. 2. dörtlük ayağımızda burada start alacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek 10 safkanımız yer alıyor. Evet, benim burada ilk önceliğim 6 nolu incirli incisi diyeceğim ben. Halil Kaplan'la ilk defa buluştu sevgili dostlar. Kocaeli pistinden ve Bursa pistinden yakınen tanıdığımız bir safkan. Kocaeli'ye ilk defa geliyor. 1400'e bu mesafede iyi bir koşu çıkartıp mailene veda eden Altınoğlu İncirli İncisi benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 1 nolu Son of Horse diyeceğiz. Vedat Aviş de o da yaptığı son koşusunu kazanarak kendine gelen bir safkanımız. Yani kötü gidişe dur dedi. 1500 handikap 15'i kazanarak Vedat'ta ben etkili bir performans gelecektir. Sonradan 3 nolu safkanım Mustafa Çiçek de 4 Nevzat Avcı ile ve 8 nolu Fero Baba'ya da Nizamettin Demir ile çok çok dikkat diyeceğim ben. Bu bomboş kilo değerlendirecektir sevgili dostlar. Yaptığı son koşusunda da şart 3400'e iyi bir koşu çıkartmıştı. Smart Robin gibi güçlü bir orijine sahip. 8'i de göz ardı etmeyeceğim. Sıralamam 6, 1, 3, 4 ve 8 nolu safkanlar önceliğimde bu koşuda. Evet, 6. koşu açık 3-1 koşu. Kocaeli Vali koşusu olacak. 4 rekor Arapların 2000 metre kumda mücadele verecek. 2. üçlük ayarımız da burada start alıyor. 5 safkanımız yer alıyor. 3 nolu Kapaklı Can ve de 4 nolu Kardeş Can sevgili dostlar.
ekür olarak start oluyor. Evet, günün kalesi Kocaeli'de ben geçileceğini de düşünmüyorum. Kardeşcan'ın Gökhan Kocakaya'yla burada koşuyu rahat bir tempo, rahat bir yarış seyredip kazanacağını düşünüyorum. 4 nolu Kardeşcan benim banko adayımdır. Arkasına ikili 3 nolu kapak düzeni de bağlayarak 1-2 deneyebiliriz sevgili dostlar. Bir tek rakibi Ekürsü olacaktır kapaklayacak. Evet, diğerinci koşumuza geçelim. Kısa vadeli bir koşu, dişilere mahsus bir koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kumda mücadele verecek. 6 safkanımız yer alıyor sevgili dostlar burada da. Burada 2 safkan ben 1-2 adım önde tutuyorum. Bu 2 safkan yeterli gibi gördüm. Altınoğlu safkanı Nevzat Avcı ile yaptı. Üst üste başarılı koşulara bir yenisini daha ekleyecektir. Bursa pistinden tanıdığımız 1300, arkasından 1800 şartlı beşi yine kazandı. Kocaeli'ye geliyor. Yine mesafe aynı. Ben Nevzat'la etkili bir koşu gelecektir. Altınoğlu safkanımız bir tek buna ciddi bir rakip. O da bir nolu ada kızı diyeceğim ben, Mustafa Çiçek'le. Bu 2 safkan benim için yeterli olacak. 6 ve 1 nolu safkanlar. Evet, 8. koşumuza geçelim. 6'lı gayemizin de son ayağı şartlı 3000 mücadele. 4 yaşlı Arapların 1200 metre kumda mücadele verecek 13 safkanımız yer alıyor. Evet, burada da 2 safkanı yeterli gördüm. Onlar kimler? 1 nolu Fırtına diyeceğim ben, Mustafa Çiçek'le. Ve de 4 nolu Parana, Nizamettin Demir'le yaptığı son koşusunda kazanma başarısı gösterdi. Bu mesafede handikap 15'i ben Parana'dan da Nizamettin Demir'le ikinci birinciliğine uzanmaya yakın gibi görünüyor. Yani 1 ve 4 benim önceliğimdi. Kocaeli altılı gayemizin son ayında yer vereceğim safkanlar. 1 ve 4 nolu safkanlar olacak. Yani burada 2 at önerdik. 1, 4, 2'li de deneyebiliriz. 7. koşuda 6-1 denedik. Orada da ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Önereceğim yani ikili de bunlar da olabilir. Ben deneyeceğim yani verdim. Her zaman iki safkanı mutlaka ikili alıyorum ben. Sizlere de tavsiye ederim sevgili dostlar. Evet, Bursa'ya aktaracağım Kocaeli programı için sizlere önereceğim safkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Yazdığınız safkanlar gayen olsun sevgili dostlar.